Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Zam, vergi, milletin suyunu çıkartmak. Diğer taraftan milletin, devletin varlıklarını satmak. Diğer taraftan bu da yetmiyor. Borç stoğunu arttırmak, sürekli borçlanmak. Ne için bu? 80 dolarlık işi 480 dolara yaptırmak için. Bunun finansmanı için, bu çarkın dönmesi için. Bu çok ciddi bir problem. Örneğin nereden çıkartıyorum 80 dolarlık işi 480 dolara? Bir Artvin Yusufeli Barajı örneği var. 2013'te ihalesi yapılmış. 3 tane holding konsorsiyum yapmış. 2013'te diyorlar ki 486 milyon liraya biz bu barajı yaparız. 486 milyona ihale edilen barajın bugüne kadar ödenen parası ne kadar? 6.4 milyar lira. Yani bu ne demek? Sadece bir baraj inşaatından biz fazladan 6 milyar lira, 83 milyonun parası bu tabii ki, 6 milyar lira fazladan para ödemişiz. Efendim döviz kuru o zaman düşüktü, şimdi arttı. Döviz kuru üzerinden hesap etseniz de bu müteahhitlere 1,5 milyar lira verilmesi lazım. 1,5 milyar lira verileceğine 6,5 milyar lira veriliyor. Nereden baksanız bir felaket. Bu çarkın dönmesi, bu imtiyazlı holdinglerin zengin edilmesi, servetlerine servet katması, bunun sağlanabilmesi için de zam ve vergi, borçlanma ve devlet varlıklarının satılıp yok edilmesi. Şimdi TİAŞ gibi altın yumurtlayan bir tavuk, geçen sene 6.4 milyar lira kar eden bir kuruluş ne diye özelleştirilecek? Sıra şimdi bunlara geldi. Diğer bir örnek Kütahya Zafer Havalimanı. Kütahya Zafer Havalimanı'nı yapmışlar. 2020 yılı için Zafer Havalimanı'nı yapan firmaya 1 milyon 279 bin yolcu garantisi verilmiş. Peki 2020 yılında geçen yolcu sayısı ne kadar? 7.235. 1 milyon 279 bin yolcu garantisi veriyorsunuz. 7.235 geçince 1 milyon 272 bin geçmeyen yolcunun parasını devlet, yani millet 83 milyon ödüyor. Ankara'da yüksek hızlı tren garı inşa edilmiş. 2020 yılı için 5 milyon yolcu garantisi vermişler müteahhide. Ankara'nın nüfusu kadar neredeyse. Peki 2020 yılında geçen yolcu ne kadar? 740 bin. Ne demek bu? Geçmeyen 4 milyon 260 bin yolcunun parasını bu holdinge, bu müteahhide biz millet olarak ödedik. Nasıl ödedik? Zamla, vergiyle, borçlanarak ve aynı zamanda devletin, milletin malı olan varlıkları satıp yok ederek ödedik. Peki 740 bin yolcu geçti 2020'de. 2021'de ne kadar garanti veriyorlar? Normalde düşürmeniz lazım. En fazla 1 milyon garanti vermeniz lazım. 2021'de tam 8 milyon yolcu garantisi verin. 8 milyon yolcu garantisi verdiği 2021'in ilk 6 ayında geçen toplam yolcu ne kadar? 272 bin yolcu. Yani bu ne demek? Bu senede bu gidişle biz 7 milyon geçmeyen yolcunun parasını bu holdinge, bu müteahhide ödeyeceğiz demek. Nasıl ödeyeceğiz? Vergiyle, zamla, maaşımızdan yapılan kesintiyle, işte memur ve memur emeklerine %9-10 zam yapalım diyor. Niye %30-40 yapmıyor? Buraya para lazım da onun için.